Noel Baba'nın Türkiye'de doğduğunu, hatta mezarının da burada, Antalya'da olduğunu biliyor muydunuz? Peki ya Noel Baba'nın nasıl ortaya çıktığını ve kimlerin hangi amaçla onu kullanıp bizlere algı yaptığını? Noel Baba'nın şaşırtıcı hayat hikayesini dinleyecek olduğunuz bu videoda Hazreti Ali'nin torunu Zeynel Abidin'e de değineceğim. Hazreti Hüseyin'in oğlu Zeynel Abidin'in Noel Baba ile alakası ne ki diye merak mı ettiniz? O halde çok daha fazlasıyla Noel Baba videomuza hazırsanız başlayalım. Tarih, milattan sonra 3. yüzyılın sonları. Antalya'nın Demre ilçesine bağlı Patara'da küçük bir köyde bir bebek dünyaya geldi. Günümüzde Noel Baba efsanesine dönüşmüş olan Aziz Nikolas'tı bu bebek. Onun hayata gözlerini açtığı Patara, antik Likya uygarlığının önemli şehirlerinden biriydi ve o dönemde değerli bir liman şehri olarak biliniyordu. Çok zengin, varlıklı ve de koyu bir Hristiyan olan ailenin çocuğu Aziz Nikolas, henüz bir çocukken anne ve babasının yakalandığı çaresiz bir hastalık sebebiyle ebeveynlerini kaybederek tek başına kaldı. Anne babasından kendisine çok büyük bir miras kalmasına rağmen bu mal varlığını ebeveynlerinden öğrendiği dini değerlere göre kullanmaya karar verdi. Onların inancına göre İncil'de, eğer eksiksiz olmak istiyorsan git varını yoğunu sat, paranı yoksullara ver. Böylece göklerde hazinen olur, sonra gel beni izle diyordu. Böylece Nikolas ne kadar malı mülkü parası varsa onları ihtiyaç sahipleri, yaşlılar ve bakıma muhtaç kişiler için kullanmaya başladı. Fakat Dakyanus adında bir imparator sahneye çıkınca Aziz Nikolas'ın hayatı dramatik bir dönüş aldı. Dakyanus, Hristiyanlara yönelik acımasız zulümleriyle tanınıyordu ve onun yönetimi altında bu inanç topluluğu ağır baskılar ve işkencelerle karşı karşıya kaldı. Bu zor zamanlarda Nikolas, Hristiyan inancına olan bağlılığı nedeniyle sürgüne gönderildi ve hapis hayatı yaşamaya başladı. Nikolas artık zindanın soğuk ve kasvetli duvarları arasındaydı. Uzun yıllar hapis hayatı yaşayan Nikolas sonunda İmparator Konstantin tahta geçtiğinde dönemin sert politikaları tersine döndü ve Hristiyanlar için yeni bir çağ başladı. Konstantin'in dini hoşgörü politikaları sayesinde Nikolas serbest bırakıldı ve onun liderliği milattan sonra 325 yılında İznik Konsili'ne katılımı ile taçlandırıldı. Bu konsilde Nikolas Hristiyan inancının savunuculuğunu yapmaya başladı. Aziz Nikolas ile ilgili anlatılan en bilinen hikaye, onun köyünde yaşayan fakir bir adamın 3 kızı ile ilgili olanıdır. O zamanlar bir genç kızın çeyizinin büyüklüğü, evlenme ihtimalini doğrudan etkilerdi. Eğer hiç çeyizi yoksa, kızlar köle olarak satılırlardı. İşte bu fakir adamın 3 kızı da çeyizleri olmadığı için kölelikle karşı karşıya kalmıştı. Babalarının fakirliği onları umutsuz bir geleceğe doğru itmişti. Çeyizleri olmadan evlenme şansları neredeyse yoktu ve en korkunç ihtimalle köle olarak satılmaları kaçınılmazdı. Babaları da bu durumdan dolayı çok üzgündü. Kızlarının acı çekmesini izlemek onun için dayanılmazdı. O da kızlarını bu kaderden kurtaracak bir yol bulmak için çaresizce düşünüyordu. Ancak yoksulluk içinde yaşayan bir adam olarak elinden gelen pek bir şey yoktu. Bir gece adamın mütevazi evinin penceresinden içeri 3 kese altın atıldı. Bu keseler evin içindeki sobanın önünde kurumak üzere bırakılan ayakkabıların yanına düşmüştü. Kimse nereden geldiğini bilmiyordu. Bu gizemli altınlar sayesinde genç kızlar köle olarak satılmaktan kurtuldular. Ancak bu esrarengiz yardımın Aziz Nikolas tarafından yapıldığı sonradan anlaşıldı. Nikolas, milattan sonra 343 yılında Antalya'nın Demre ilçesinde hayatını kaybetti ve buraya gömüldü. Mezarı ise günümüzde her yıl yerli yabancı pek çok kişi tarafından ziyaret edilmekte. Peki Aziz Nikolas nasıl Noel Baba'ya dönüştü? Noel Baba ismi Aziz Nikolas'ın ölümünden sonra özellikle Batı Avrupa'da gelişen çeşitli gelenekler ve hikayeler sonucu ortaya çıktı. Fakat o dönem Noel Baba karakterinin günümüzdeki bilinen bu görüntüsüyle hiç alakası yoktu. Aziz Nikolas ile ortaya çıkan, çocuklara ve ihtiyaç sahipleri için gizlice evlerine hediyeler bırakan bu karakter, zamanla Aziz Nikolas'ın hikayelerinin yerel geleneklerle birleşmesiyle Hristiyan dünyasında dünyaya yayılmaya başladı.
Örneğin Hollanda'da Aziz Nikolaus Sinterklaas olarak bilinir ve bu isim zamanla İngilizce konuşulan bölgelerde Santa Claus şekline dönüşmüştür. Ve 18. yüzyılda özellikle Hollanda göçmenlerinin Amerika'ya taşınmasıyla Sinterklaas, yani Amerika'daki bilinen ismiyle Santa Claus geleneği Kuzey Amerika'ya taşınmış oldu ve burada zamanla bugünkü Noel Baba karakterine dönüştü. Bu süreçte Noel Baba'nın hediyeler getiren neşeli ve cömert bir figür olarak tasavvuru giderek güçlendi. Fakat Aziz Nikolaus'ın bugünkü bildiğimiz Noel Baba görseline dönüşme sürecinde çok sinsi bir plan vardı. Nikolaus'ın hikayesi zamanla evrilen ve bugünün Noel Baba figürünü oluşturan bir dizi tarihsel gelişme ile yaşandı. İlk dönemde bu hikaye Thomas Nast'ın elinde yeni bir boyut kazandı. Tarih 1863. Harper's Weekly dergisi için Thomas Nast tarafından çizilen bir karikatüre bakıyorsunuz. Noel Baba ilk kez modern imajına yakın bir şekilde bu karikatürle tasvir edilmişti. Bu çizim Noel Baba'yı Birlik Ordusu kampında hediyelerle dolu bir kızakta, Amerika Birleşik Devletleri'nin yıldızlarıyla süslü bir ceket ve çizgili pantolon içinde bir birlik destekçisi olarak gösteriyordu. Nast'ın bu tasviri onun Noel Baba imajının popüler olarak tanınmasında önemli bir rol oynadı. Ancak Noel Baba'nın bugünkü imajının şekillenmesinde bambaşka bir plan devreye girdi. Tarih 1931. 1931 yılında Coca-Cola satışlarını arttırmak ve kış aylarında düşen talebi canlandırmak için yeni bir reklam kampanyası başlattı. Bu kampanyanın bir parçası olarak Coca-Cola, Michigan doğumlu illüstratör Hayden Sandblom'u görevlendirdi. Sandblom'un görevi Noel Baba'nın popüler bir figürünü oluşturmak ve bu imajı Coca-Cola markasıyla özdeşleştirmekti. Sandblom, Noel Baba'yı neşeli, tombul ve cana yakın bir karakter olarak yeniden tasarladı. Sandblom'un çizimleri Noel Baba'nın bu yeni imajını hızla popüler hale getirdi ve bu imaj Coca-Cola'nın reklamlarında önemli bir rol oynamaya başladı. Coca-Cola, Noel Baba'nın bu yeni imajını tüketici bilincine yerleştirmeyi başararak özellikle Noel dönemindeki içecek satışlarını arttırdı. Bu strateji, Noel Baba'nın hediyelerle dolu bir dünya oluşturma fikrini kullanarak insanların alışveriş alışkanlıklarını etkilemeyi hedefliyordu. Bu konuda da hedeflenilenin de ötesine geçildi ve bugün Noel ve yılbaşı dönemi tüm dünyada bir alışveriş ve tüketim çılgınlığına dönüştü. Reklamlar Noel Baba'yı Coca-Cola içerken mutlu bir şekilde gösteriyordu ve bu insanlara mutluluğun ve neşenin Coca-Cola ile özdeşleştiği mesajını veriyordu. Coca-Cola sadece bir içecek markası olmanın ötesine geçerek küresel çapta Noel Baba figürünün şekillenmesinde kilit bir rol oynamıştı. Noel Baba'nın bu yeni imajı insanların Noel'i nasıl kutladıklarını, hediyelerin nasıl verildiğini ve hatta bu özel dönemin nasıl hissedildiğini etkiledi. Kapitalizmin insanlara dayattığı bir alışveriş ve eğlence çılgınlığına dönüşmesinde kilit rol oynayan Noel Baba ve Noel ağacı şaşırtıcı ve hatta bir o kadar da düşündürücü bir şekilde Müslüman ülkelerde de bir yılbaşı sembolü haline gelmiş durumda. Yeni bir yıla giriyor olduğumuz şu günlerde her yıl olduğu gibi ülkemizde en çok tartışılan konulardan biri de bir Müslüman yeni yıl kutlaması yapmalı mı, yapmamalı mıdır mevzusudur. Ben bir İslam alimi değilim. Bu yüzden kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in bizlere bildirdiği haramlar dışında burada hiçbir zaman kimseye fetva verecek birisi gibi davranmayı kendime uygun görmedim ve yanlış bir şey konuşmaktan her daim Allah'a sığınırım. Bu yüzden yeni yıl kutlamaları konusunda sadece kendi hissettiklerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Ülkemizde bu konu gündeme geldiğinde pek çok kişinin savunduğu şey yılbaşı ve Noel'in birbirlerinden farklı iki şey olduğudur. 24 Aralık'ta başlayıp 26 Aralık akşamı son bulan Noel kutlamaları Hristiyanların bir bayramı. Yılbaşı ise evet günümüzde birkaç ülke hariç tüm dünyada yeni bir yıla giriyor olmamız sebebiyle kutlanmakta olan Noel'den farklı bir gündür. Ama kimse inkar edemez ki yeni yıl kutlamalarının yapılış şekli büyük ölçüde Hristiyanların bayramı olan Noel'in izlerini taşımakta. Dünyanın her yerinde yeni yıl yaklaştığında Noel Baba ve Noel ağacı gibi semboller başta olmak üzere yapılan yeni yıla giriş kutlamalarını neredeyse Noel'den ayırt etmek imkansız gibi. Samimi bir Müslümanın bu görüntüyü kendine yakıştırmaması kadar doğal bir durum olmamalı. Kaldı ki yılbaşı gecesi tüm dünyada alkolün en çok tüketildiği ve suç oranlarının en çok arttığı zaman olarak istatistiklerle sabittir. Bu anlamda da savunulacak yanı azalmakta. Peki eğlenmek suç mu? İnsanların sevdikleriyle bir araya gelmesi, keyifli vakit geçirmesi, kutlama yapmasının ne sakıncası var ki diye düşünebilirsiniz. Pek tabii ki biz insanlar pozitif varlıklarız. Sevinçli, neşeli olmayı hepimiz hak ediyoruz.
Ama bence özellikle en azından bu yılbaşı kutlama yapmak, üstelik bunu sosyal medya hesaplarımızda insanların gözü önünde gerçekleştirmek bizim gibi vicdanlı bir topluma yakışmayacağı kanaatindeyim. Hem neyi kutlayacağız ki? Henüz yaraları sarılmamış depremi mi, yoksa tüm dünyanın gözü önünde yerle bir edilen insanlığımızı ya da şehitlerimizi mi? Eskiden komşuda bir cenaze oldu mu, o evin ve ailenin yaşadığı acıya saygı göstermek ve yaz sürecine ortak olmak adına eğlence ve yüksek sesli aktivitelerden kaçınılır, bu davranış kaybedilen kişiye ve ailesine duyulan saygının bir göstergesi olarak kabul edilirdi. Ben 2023 yılından ne gibi dersler çıkarmamız gerektiğini düşünerek yeni yıla girmemiz gerektiğini hissediyorum. Tabii saygı ve sevgiyle bunlar benim düşündüklerim. Noel Baba konusuna dönecek olursam, videoyu bitirmeden önce sizlere bahsetmek istediğim bir kişi var. Zeynel Abidin Hazretleri. Zeynel Abidin, Hazreti Ali'nin torunu, yani Hazreti Hüseyin'in öz oğlu. Ve emin olun, şayet Noel Baba yerine onu tanısaydık, bugün gerçekte var olmayan hayali bir karakter yerine Zeynel Abidin'e hayran olur ve özel günlerde onu hatırlar, onu anardık. Peki neden Zeynel Abidin? Noel Baba ile ne alakası var? Zeynel Abidin, Medine gecelerinde zifiri karanlık her şeyi sararken sırtına aldığı çuvalıyla sessizce evinden dışarıya çıkardı. İçinde dirhem ve dinarların dolu olduğu bu değerli yükü yoksullara ulaştırmak için yollara düşerdi. Bazen de sırtında ekmek yığınları ve odun demetleriyle dar sokaklara dalıp gecenin karanlığında muhtaçların kapılarını çalardı. Kapıyı açanlara bu alçak gönüllü hediyelerini sunuyordu. Fakat çok önemli bir detay var. Bir fakire yardım ederken tanınmamak için yüzünü özenle gizlerdi Zeynel Abidin. Böylece iyilik sahibini belli etmeksizin yayılıyordu. Bu gizemli hayırsever karanlığın içinde bir umut ışığı gibi parlıyordu adeta. Medine'nin mütevazi sokaklarında o özel bir hayırseverdi. Kendisi şehrin 100 fakir ailesinin geçimini üstlenmişti. Bu derin iyilikseverlikle Medine'nin en muhtaç insanlarının günlük ihtiyaçlarını karşılıyor, sırtında çuvalıyla karanlık çöktüğünde kapı kapı dolaşıp gizemli bir şekilde onlara hem maddi hem de manevi destek sağlıyordu. Taşıdığı hediyelerin kimin getirdiği bilinmesin diye yüzünü kapatan bu yardımsever zat, günün birinde vefat edip yardımlar kesildiği zaman tüm halk bu gizemli kişinin Zeynel Abidin olduğunu farkına vardı. Taşıdığı çuval sebebiyle sırtında oluşmuş olan yaralar ise bunun bir başka kanıtıydı. Evet, bugün dünyanın neresine gidersek gidelim, 4 yaşındaki bir çocuk bile Coca-Cola'nın reklam ürünü olarak ortaya çıkmış bugünkü Noel Baba'yı tanırken, tarihin tozlu sayfalarında unutulmaya başlanmış böyle bir zatın varlığını yeri gelmişken hatırlatmak istedim. Sizler de paylaşarak gerçek anılması gereken bu kişinin daha çok tanınmasına vesile olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.